Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Ben şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim basılır, satışa sunulamaz. Fiyat biçilmez biliyorsunuz. Hediyesi diye yazılar sadece. Dolayısıyla hediyesi denir ama aslında satılır. Satılmış olur. Bu işlerde ona benziyor galiba. Ama ben bunların üzerinde durmak yerine başka bir konu üzerinde durmak istiyorum. Her ne kadar aleyhinde diye yazıyorsa da imza attığımız için aleyhinde değiliz tabii ki danışma kurulu önergesinin. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi son bu Kobani meselesinde peşmergelerin Türkiye üzerinden geçişleriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Ve Dışişleri Bakanı da bunu resmen teyit etti. Biliyorsunuz daha önce bu konuda bir tezkere geçmişti ve tezkerede aynen şunlar yazıyordu. Anayasanın 92. maddesi uyarınca deniyor ki 92. maddeyi biliyorsunuz açık ve nettir. Şöyle söylüyor. Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yani Türkiye Büyük Türk Silahlı Kuvvetlerinden bahsederken yabancı silahlı kuvvetler dendiği zaman da yine devletlerin devletlere ait meşru devletlere ait silahlı kuvvetlerden söz edilir. Burada söz edilmektedir. Nitekim tezkerede de şöyle söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, Türkiye'den geçirilmesi değil, Türkiye'de bulunması. Şimdi değerli arkadaşlar, birkaç gündür Kobani'deki IŞİD'le olan çarpışmalar dolayısıyla büyük problemler yaşıyor Türkiye. 6-10 Ekim tarihleri arasında 113 binanın yakıldığı ve tahrip edildiği, 1177 aracın yine yakıldığı, 220 okulun kundaklandığı ve yakıldığı, kan merkezlerinin ve bir takım çocuk yuvalarının yakıldığı, yıkıldığı, 1 ve 36 resmi kayıtlara göre de insanımızın hayatını kaybettiği bir süreç yaşadık. Tabii bu süreç içerisinde bahane olarak ortaya atılan konu Kobani'ye Türkiye'nin yardım etmemesi üzerine oturmuştu. Ve bundan dolayı bir ayaklanma provası gerçekleştirildi. Ortalık kan gölüne döndü, yakıldı, yıkıldı ve tahrikler meydana geldi. Değerli arkadaşlar, biz tezkereye onay verirken Türkiye'nin bir şekilde dışarıdan gelebilecek etkilerini azaltmak, işte gerekiyorsa göç ve göçmen meselelerini çözebilmek için Suriye cihetinde tarafında güvenli bölgeler oluşturmasına onay vermek üzere tezkereyi onayladık. Türk Silahlı Kuvvetlerini rahatlatmak için, Türkiye Cumhuriyeti'ni rahatlatmak için. Ama bir başbakan yardımcısı hükümete ait çıktı, Türkiye tarafında güvenli bölge oluşturabiliriz gibi bir söz sarf etti. Türkiye tarafı güvenli bölge değil midir? Yani bilmiyorum, gazetelerde tekzip edilmediği için söylüyorum. Sayın Bakanım, tekzip edilsin o zaman, tekzip edilmesi gerekir. Dolayısıyla böyle bir söz söylendi, belirtiliyor basında. Şimdi diğer taraftan bugün Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Herhalde bu da yanlış değil. Peşmergelerin geçişine izin verdik ve bir kısım peşmergelerde Türkiye topraklarını kullanarak geçti dedi. Buna izin verdiğini söyledi. Şimdi az önceki okuduğum anayasa maddesine, 92. maddeye ve tezkereye tamamen aykırı bir durum söz konusudur ve anayasa suç işlenmiştir bu hareketle. Çünkü anayasa doğrudan doğruya devletleri muhatap almaktadır. Bir takım güçleri, silahlı güçleri değil. Türk Silahlı Kuvvetleri veya yabancı silahlı kuvvetler diyor.
Şimdi Irak devletine ait bir ordu birliğinin Türkiye üzerinden geçişine veya Türkiye'ye gelişine izin verilebilir. Anayasa maddesine göre ve tezkereye göre. Ama devlete ait olmayan bir silahlı gücün Türkiye üzerinden geçirilmesine müsaade edemezsiniz. Kaldı ki hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan yaptığı açıklamada PYD'yi PKK'nın eş değeri ve bir terör örgütü olarak nitelendirdi. Öyleyse bir terör örgütüne yardım etmek için Türkiye yardım ve yataklık mı yapıyor? Bunun anlamı nedir? Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Bunları göz önüne almak zorundasınız. Çünkü bir gün önce, bir saat önce, iki saat önce PYD'nin de PKK gibi terör örgütü olduğunu söyleyeceksiniz. Obama'dan gelen telefonla işin rengi değişecek. Neymiş efendim? Amerika Birleşik Devletleri 14 ton Irak şey tarafına, Kobani tarafına silah atmışmış. 20 mi? 20, 14 ton diye okudum ben, öyle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi muhatap alıyorsa PKK'yı da muhatap oluyor anlamına gelir. Siz o zaman kiminle işbirliği yapıyorsunuz ve kimin sözleriyle hareket ediyorsunuz? Bunların açıklığa kavuşması gerekir. Dolayısıyla bu yürüttüğünüz operasyonda maalesef geçmişte olduğu gibi dış politikada yine büyük hatalar içerisine düşmüş durumdasınız. Ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Esad'ı ön plana çıkararak IŞİD'e müdahale etmemek veya Kobani'ye müdahale etmemek gibi bir politikanız ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni nasıl olsa Esad'a karşı harekete geçiremeyeceğinizi düşünerek böyle bir gerekçeyle ortaya çıkmanız aslında tutmamış. Farklı bir siyasetle, farklı bir politikayla aslında Amerika Birleşik Devletleri adeta Türkiye ile oyun oynamıştır. Dolayısıyla buna bağlı olarak sizin şu sırada yarın kime döneceğini bilmediğiniz bir silahlı gücü Türkiye sınırında PYD'ye destek verir hale getiriyorsunuz. Açıklamalara bakacak olursak, efendim Suriye'de alınmış ve yetiştirilmiş peşmergeler tarafından Suriyelilerin buraya gönderildiği, eğer böyleyse daha da kötü bir duruma düşmektesiniz. Yok, Irak üzerinden Iraklı Kürtlerin, peşmergelerin eğer bu bölgeye naklini söz konusu ediyorsanız, ki bunlar şu açıklamayı yapıyor: Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olan silahlarla gidemeyiz, gitmiyoruz. Yarın o silahları orada bırakmayacaklarını nasıl garanti edeceksiniz o zaman? Kayıtlı silah değilse. Orada bıraktığında bunların PKK'nın eline geçmeyeceğini nasıl garanti edeceksiniz? Bunları edemezsiniz. Yarın iş Türkiye'ye döndüğü takdirde bunun altından da kalkamayacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuyu tekrardan gözden geçirmenizde büyük bir fayda vardır. Ama yine üzerinde özellikle durmak istiyorum. 92. madde, anayasanın 92. maddesi peşmergenin Ceylanpınar üzerinden de olsa, nereden olursa olsun Türkiye topraklarına girmesi ve bunun üzerinden geçmesine asla müsaade etmemektedir. Ve kesinlikle bunun karşılığında anayasa suçu işlenmektedir ve bunun hesabını eninde sonunda vermek zorunda kalırsınız. Bu bakımdan sizleri özellikle uyarmayı bir görev addediyorum. Yanlış yapmayın arkadaşlar. Bakın, bugün Suriye'den Türkiye'ye girmiş 1 milyon 800 bin kişi arasında kaç IŞİD militanının olduğunu, kaç PYD militanının olduğunu, ne kadar genel anlamda terörist olduğunu nasıl tespit edeceksiniz? Yarın bombalar patlamaya başlarsa Türkiye'de bunun hesabını kim verecektir? Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Ve tezkerenizde belirttiğiniz gibi IŞİD'in ve PKK'nın dışında Suriye'deki diğer terör örgütleri olarak isim vermeden belirttiğiniz terör örgütlerinin kaç tane olduğunu ve bunların ne kadarının Türkiye içerisinde yer aldığını bilemezsiniz. IŞİD bir terör örgütüdür. PYD bir terör örgütüdür ve PKK'nın uzantısıdır. Zaten filamalarında da bunlar görülmektedir. Öyleyse iki terör örgütünün çarpışması sırasında ve ikisini de terör örgütü olarak nitelendiriyorsanız, terör örgütlerinin birine yardım ederek
hangi işlemi yaptığınızı, nasıl kanunsuzluk içerisine düştüğünüzü görmeniz gerekir ve siz terör örgütü dediklerinizle masaya oturuyorsunuz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Halaçoğlu, danışma kurulu önerisinin lehine...